Farklı Kaydet'in sunduğu Ve Olaylar Gelişir'e hoş geldiniz. Bugün Star Wars için özel bir program yapıyoruz Burak'la birlikte. Programa ve Star Wars hakkında konuşmadan önce Burak'a küçük bir Star Wars karakter analizi testi yapacağım. Hadi Hızlı bakalım. sorularla. Hızlı Hazır mısın sorular. Burak? Hazırım. Tamam. Tamam. Şimdi sana iki şey söyleyeceğim. Sen birini seçeceksin. Tamam, okey. Tamam. Darth Vader mı, Kylo Ren mi? Darth Vader. Chewbacca mı, Han Solo mu? Zor soru. Han Solo. Luke mu, Rey mi? Luke. TIE Fighter mı, Millennium Falcon mı? Millennium Falcon tabii ki. Death Star mı, Starkiller mı? Death Star. Peki Pork mu, Orijinali yani. Ewok. Yani Porg'ları görmedim. Ama şirin gözüküyor. Porg diyeyim buna. Peki Arda mı, Aras mı? Tabii ki Arda. O zaman bu cevaplarından yola çıkarak karakterin Harika. Jar Bence hep Jar Jar Binks Jar diyecektim bana aslında. Binks Bence çıkıyor. hep... Hayır. Şu an bunu ödev olarak şey yaptık, bitirdik ve Jar Diğerlerini Jar verseydim Binks ne çıkacaktım merak ediyorum. çıkıyor. Onu diğerlerini yaptığımız başka Jar Jar Binks çıkacaktım yine Jar Jar testte O zaman yeni filmi konuşmaya başlayalım mı? Hadi başlayalım. Fragmanları izlemişsindir sen Evet. zaten. Bütün her şeyi de Hepsini izledim okumuşsundur. neredeyse. Tüm kamera arkalarını da seyrettim. O zaman şeyle başlayalım. Last Jedi sence kim? Rey mi, Luke mu? Ya bu ilk Ryan Johnson filmin yönetmeni aslında şey açıkladığında Darya filmin ismini açıkladığında Last Jedi olduğunu çok tartışma döndü. Acaba işte bu Rey mi, Luke mu, başka bir şey mi var vesaire falan filan diye. Sonra hatta Jedi kelimesinin aslında çoğul halinin de Jedi olduğunu söylediler. Ve işte aslında Jedi bir değil birden fazla kişi de olabilir. Acaba bu son Jedi'lar mı demek falan filan gibi muhabbet döndü. Ama sonra Rian Johnson dedi ki Last Jedi zaten tek bir kişi ve o da Luke dedi. Ki zaten Force Awakens'ın Star Wars'un o ikonik jeneriğinde, açılış jeneriğinde Last Jedi'yı Luke Skywalker için kullandığı da bir gerçek. O yüzden Last Jedi muhtemelen Luke Skywalker ama bir... Peki sen ona dikkat etmeden önce Rey olduğunu düşünmüş müydün? Az da olsa. Yani ben şeye katılanlardanım aslında. Rey olduğunu düşünmedim. Sadece acaba çok fazla mı? Son Jedi'lar mı yani aslında filmin ismi? Ya Gibi da bir şey tek o mu? düşündüm. Aynen. Ama şey diye düşünüyorum hala. Ya Last Jedi Luke olsa bile acaba bir bayrak devir teslim töreni mi yaşayacağız da başka birine mi geçecek o son Jedi unvanı gibi düşünüyorum hala. Peki bu filmde Luke Skywalker'ın amacı ne olacak? Ya niye izliyoruz? Yani Luke'u göreceğiz biz zaten şeyde. Çünkü aslında Force Awakens'ta gördüğümüz kadarıyla Luke Star Wars hayranlarına yetmedi. Pek çok insan bundan Ya şikayetçi. zaten sonunda Hatta çıkıyor. Mark Hamill, Luke oynayan adam da bundan şikayetçi. Çünkü senaryoyu beğenmedim. Aslında o kılıç hareket ettiğinde Kylo Ren'in kılıcı uçuyor ve Rey kapıyor ya bunu. Mark Hamill diyor ki o ben olmalıydım aslında. Ben çıkmalıydım bir anda seyircinin karşısında falan gibi açıklamaları var. O kadar Force olmaz. Awakens'ı beğenmediğini anlatmaya çalışıyor. Ama Ya oradaki amacı Rey'i eğitmek mi? Yoksa Rey oraya eğitilsin diye gitti. Fakat fragmanlardan ve bir sürü görüntüden anladığımız kadarıyla Mark Hamill bir geçmiş hikayesi de olduğu için Rey'i ilk başta eğitmek istemeyecek. Sonra nereye gidecek hikaye? Çeşitli teoriler dönüyor bununla ilgili aslında. yani Rey'in mi kahramanlığını izleriz yoksa Luke Skywalker'ın geri dönüşünü mü? Rey'in kahramanlığını izleriz. Neden dersen zaten şey, kahramanın yolculuğu şablonuna uygun olarak Rey bizim hikayemizin kahramanı. Force Awakens'ta başladık hikayesine ve yavaş yavaş büyüyüşünü ve bir şekilde yolculuğun sonuna varışını izleyeceğiz. Ama bilmiyorum. Hani Luke'la ilişkileri nasıl olacak? Umarım şey olmaz. Herkesin korkusu o. Çünkü Empire Strikes Back diye bir film var biliyorsun bu eski seriden. Hepsini biliyorum. Hepsini biliyor musun? Hani Gerçekten biliyorum. Yoda'nın Luke'un Yoda'nın yanına Eğitti. gittiği ve eğitim aldığı bölüm. Şimdi o da aslında kendi üçlemesinin ikinci halkası. Bu da öyle. Yoda'ya ne olmuştu? Bilmiyorum. Yoda işte O Luke'u öldü mü? geçirdi fakat öldü sonra Ha Force'a tamam. döndü sonra. Unutmuşum. Force oldu. Yani işte artık bir güç olarak görünüyor falan da sonunda. O filme benzemesin, aynı şablonu kullanmasın diye bütün Star Wars hayranları dünyanın dört bir yanından bayağı şey istiyorlar. Hani Empire Strikes Back izlemek istemiyoruz biz yeni bir tane daha Ama gibi. sanki farkında olmadan ona benzetmişler gibi de. Suya Yani falan düşüyor, öyle şeyler var. evet birazcık böyle bir andıran tarafları var. Birincisi zaten eğitim tarafı birebir andırıyor. Çünkü Luke Yoda'yı ona eğitsin diye gidiyordu. Şimdi de Rey Luke'a geldi ve eğitsin meselesi var. Ama Rian Johnson'ın röportajını okudum dün. Diyor ki o filmlerin varlığını ve bilincini yani bunun bilincinde olarak filmi yapmaya çalışıyordum. O yüzden oradan kaçmaya çalıştım. Yani yeni bir aslında klonunu yapmaya çalışmadım. Orijinal olduğunu düşünüyorum diyor. Ki kamera arkası videolarında da herkes senaryonun beklenmedik şekilde orijinal olduğundan bahsediyor aslında. O yüzden Rey'in ümitliyiz. şöyle bir özelliği olabilir mi? Yani o
fragmanda görüyoruz ya, böyle çok işte yeri göğü oynatıyor. Evet. Ve Luke da buna çok şaşırıyor, dehşetle bakıyor gibi. Aynen. Ya belki Jedi değil, başka bir şey. İşte o O konuda da kelime başka bir şey. şöyle bir teori var. Şimdi bu spoiler olmayacaktır çünkü tamamen bir teoriden ibaret. Hiçbir şey vermiş değiller aslında. Ben geçen sene Arda ile program yaparken 2 sene önce Force Awakens'ta afişten bir okuma yapmıştım ve tesadüf eseri rastlantısal bir şekilde o çıkmıştı. Şimdi Star Wars Last Jedi'nin ilk afişi, bu seneki ilk afiş yani. Uçu tuttu. Evet, tutup böyle ortadan ayırdığı ve kılıcın rengini değiştiği afiş. Bence mühim bir afiş gene. Çünkü aslında bir tarafında Luke var, bir tarafında Kylo Ren var ve kılıcının rengi değişiyor. Yani kırmızı mavi karışık bir kılıç haline geliyor. Şimdi Jedi'lık mitolojisinde şöyle bir şey var. Gri Jedi diye bir şey var. Ki biz izlediğimiz fragmanlardan da aslında onu sezdik biraz. Yani ne karanlık taraf ne aydınlık taraf ama ortada bir Jedi'lik bir böyle bir Jedi modeli var aslında. Luke da fragmanlarda raw power diyor aslında. Yani öyle bir kelime kullanıyor. İlk başta eğitmek istememesinin sebebi de o. Çünkü kontrol edemeyeceğini, gücün çok fazla büyük olduğundan bahsediyor Rey için. Böyle bir yere gidebilir hikaye. Yani karanlık tarafa geçmeyebilir de Rey Arada kalıyor. arada bir güce denge getirecek başka bir şey, gri Jedi'lık gibi bir şey alabilir aslında, ünvan alabilir. Şimdi belki biraz ilk filmine değinebiliriz. Hı Hem hı. unutanlar da hatırlamış olur. Fragmanı izleyince yine bir sürü böyle savaş sahneleri, fiyu fiyu Ya fiyu şeyler. Uçaklar. Burada ya kim kiminle savaşıyor, neyi göreceğiz? En son şeye gitmişti galiba. Bütün o... şey o Starkiller Base. Hayır. O da gitti de bir herkes öldü, bir şey olmadı mı? Şöyle Bir yeri aslında patlattılar. bu Death Star'ın aynısından bir tane daha vardı ya, Evet. o zaten patladı Tamam, aslında. patladı. Fakat bunların yani Ama bayağı bir iyi insan ölmedi mi? Bir yer daha patladı. bizim filmimizin kötü adamları birkaç tane yer patladı Force Awakens'ta, okey. Ama aslında bizim direnişimizin olduğu gezegene bir şey olmadı. Ve şöyle bir durum da var. First Order denilen şey, işte yapılaşma aslında bizim filmimizin kötü karakterleri. Evet. Yani General Hux, işte Kylo Snoke, Kylo Ren vesaire falan filan bunlar duruyor. Kaptan Phasma da duruyor. O Dolayısıyla gümüş şeyli onlar olan Kaptan Kaptan Phasma değil Phasma. mi? Üst şeyini, kıyafetini değiştirmiş. Yo, değiştirmemiş. Böyle gümüş altın rengi gibi miydi o? Gümüştü, hep böyle parlıyordu. Beyaz değildi o. O standart bir kıyafet değildi. O şey değil değil mi ya? Gwendolyn Christie. O O. mu? Ama öyle miydi ilk filmde de? Öyleydi. Ama Parlak. hiç de şey kaskını çıkarmamıştı. Görmemiştik yani. Belki bu filmde görürüz. Ha, Bilmiyorum. tamam. Öyle bir durum var. Bu filmde kim kimle savaşacak? Tabii ki Kylo Ren yara aldı. Yüzü yaralandı. İşte Snoke onu çağırdı. Geri çağırdı vesaire falan filan. Rey eğitim almaya gitti. Finn zaten kötü bir şekilde yaralanmıştı. Şimdi kaldığımız yerden muhtemelen devam ediyor olacağız. Yani Rey'in eğitiminden devam ediyor olacağız. Snoke'u ilk defa gerçekten kanlı canlı göreceğiz fragmanlarda. Hologram gibi değil Hologram mi? gibi değil. Kanlı canlı göreceğiz aslında. O yüzden birazcık savaş büyüyecek. Tabii ki Star Wars'un klasiği bir böyle havada bir savaş, bir çarpışma olacak. Gemilerin çarpışması vesaire falan filan gibi bir şey olacaktır. Kaptan Phasma'yı Finn'le savaşırken görüyoruz. Evet. Öyle bir durum. Peki bu en çok bir de konuşulan konulardan biri, Rey kimin çocuğu? Nedense herkes bunu merak ediyor. Bu önemli Orada bir soru mu? yani şöyle temel Ve olarak aslında cevabını merak edilen almalıyız. en önemli soruların başında geliyor. Rey kimin çocuğu? Snoke kim? Supreme Leader Snoke aslında kimdir? En fazla bunlar merak ediliyor aslında. Çünkü bunların cevabı geldiğinde aslında seri de bir anlamda çözülmüş olacak gibi bir durum var. Ha bir de üçüncü bir soru daha var. Luke ve Kylo Ren arasında ne yaşandı ve o Jedi Tapınağı'nda ne oldu? Aslında mesele bu. Bu üç sorunun cevabını aldığımızda bütün serinin aslında çatışması da çözülüp finale bağlanıyor olacak. Rey'in kimin çocuğu olduğu ile ilgili ilginç teoriler var. Sen kimi tahmin ediyorsun? Teorileri boş ver. Tanıdığımız bir ismin çocuğu olmadığını düşünüyorum ben. Rey'in. Yani sıradan En herhangi biri popüleri şu, olabilir. en popüleri şu. Obi-Wan Kenobi'nin torunu. Rey. Ama bence başka bir şey yapacaklar. Yani Obi-Wan Obi-Wan Kenobi'nin... Kenobi'nin biriyle bir şey var mıydı ki torun olsun? Yok, yok. Böyle bir flörtlük hiçbir Yok, zaman hiç görmedik. görmedik. Ya bayağı adam Ha, böyle ne çocuk Jedi gibi Jedi'di torunuymuş. yani. Hani yani şöyle bir şey yoktu yani. O yüzden bilmiyorum. Hani öyle bir şey çıkartırlarsa bence birazcık kolaycı bir yaklaşım olur gibi geliyor. Hani hadi bu da bunun torunu olsun falan gibi bir durum olur. Belki o filmi de ondan bağlarlar. Obi-Wan filmini mi? Obi-Wan filminde biriyle tanışır. Ha öyle bir şey yaparlarsa ama Çocukları of, olabilir, olabilir. Ama öyle bir şey yapmazlar umarım yani. bir diğer konu da bu son çıkan fragmanda galiba şeyle karşılaşıyorlar. Yani öyle bir kurgu yapmışlar ama galiba belki de öyle değil diyorlar. Bu Kylo Ren'le karşılıklı geliyorlar.
onun olmadığını, konuşuyorlar. Onun çeşitli, olmadığını söylüyorlar evet, aslında. hatta Ama çeşitli olabilir mi? video analizcileri ispat ettiler o sahnenin, o Değil. sahnenin karşılığı Aslında olmadığını. farklı değil. Açı Farklı karşı diyorlar. açı anlamında o sahne, o sahnenin karşılığı Peki şöyle bir değil şey var. diyorlar. Aa işte Rey karanlık tarafa geçecek. Of Evet. inanılmaz gaz, orijinal bir fikir bu. Böyle şeyler duydum. Yani Böyle bir şey şöyle, olamaz. Çünkü bütün Star Wars filmleri böyle. nasıl yani böyle bir şey olamaz? Ya, geçen de bunu izlemedik mi ya? Dark Side'a geçti mi? Geçecek mi? O geçti. Şey için mi söylüyorsun? Darth Bunda Vader da filmleri için mi evet. söylüyorsun? Tabii Darth Vader'dı o. Darth Vader'ın orijin hikayesini anlatıyordu aslında. Tamam. Bunda da Rey Dark Side'a geçti. O, yani olsa çok inanılmaz bir şey mi yani bu? Of çok feci bir sürpriz. Yani feci bir sürpriz değil ama yani şöyle bir hikaye aslında. Luke Skywalker Dark Side'a Herkes geçti mi eninde geçmedi mi? sonunda karanlık tarafa mı geçecek? Bu mu yani? Hayır değil. Şöyle bir şey yaptılar şimdi. Return of the Jedi'da aslında ilk orijinal Star Wars üçlemesinde ikinci filmden sonra da aynı şeyi kullandılar. Tamam mı? Yani işte Hep çünkü zaten bir destar yapılıyor, patlatılıyor. Bir Luke'u destar siyah yapılıyor, kıyafetle patlatılıyor. gösterdiler. Tamam mı? O zaman Return of the Jedi'da sürekli bir siyah kıyafet, bir ilk defa gördüğümüz farklı renkte bir ışın kılıcı gördük vesaire. O zaman da aynı muhabbetler dönmüş. Yani acaba Luke karanlık tarafa mı geçiyor, ne oluyor? Babasının Darth Vader olduğunu öğrendi falan muhabbetleri dönmüş. Bunlar spekülasyon olarak hep dönüyor. Ama Darth Vader'ın hikayesinde, yani Anakin Skywalker'ın hikayesinde farklı bir durum vardı. Orada hikayenin sonunun ne olacağını biliyorduk biz. Yani sadece bir orijin Neymiş, öyküsü evet. izledik Nasıl aslında. olduğunu gördük. Ya şunu da söylüyorlar bu arada. Luke Skywalker için de aynı şey teori geçerli. Hala o da karanlık tarafa geçecek Dönebilir. diyorlar. Yani hala böyle konuşanlar da var bir yandan da. Bilmiyorum. Şeyi hiç konuşulmuyor. Kylo Ren İyi karanlık tarafa taraftan geçen dönecek herkes karanlık gibi. tarafı şey yapıyor. Demek ki o Çekici popüler. geliyor. Çekici Kylo Ren demek. döner mi aydınlık tarafa? Aslında fragmanda öyle bir şey var. Sanki bunlar bilerek atılmış yemler gibi. Kylo Ren de sanki bu uyanış yaşıyor. İşte Ya suratına maskesini mı olmuş parçalıyor. onun? Yaraladı şey ya onu. Rey ile dövüşürken. Suratındaki hikaye biraz garip bu arada. Ne O nasıl bir yara daha yara o abuk bir garip yaraydı. şey Şöyle şuradan kesiyordu. Tam resmini burnunun yara üzerinden bandı kesiyordu. gibi. Aynen. Ryan Johnson birazcık karizmatik hale getirmiş onu. Yara kaymış aslında. İki film arasında fark var. Nasıl kaym? Ha, Şöyle. ilk Aslında filmdeki Rey onu gibi. tam burnunun üzerinden bir yerden Ha, kesiyor. şimdi buraya Evet, almış. şimdi gözünün üzerine almış ki karizmatik Daha iyi mi olsun o? Aha, dur diye. tamam. Peki Rey ile Kylo Ren karşılaşırsa ilk söyleyecekleri şey ne olur birbirlerine? O zor soruymuş. Bilmiyorum. Yani düşünemedim şu an. Dövüşürler mi ya da ne yaparlar? Tabii dövüşeceklerdir muhtemelen ama öncesinde bir konuşma da geçecek. Herhalde bir Han Solo konuşması da geçer aralarında diye düşünüyorum yani. Zor Star Wars film yazmak. Ryan Johnson da zorlanmıştı diye düşünüyorum. Şeyde bu şimdi Star şeyi fark ettim. Bunu ilk o, bir önceki Force Awakens'ı izlerken fark etmişim. Starkiller bunun yaptığı şeyle patladı ya. Yani ismi çok komik değil mi? Starkiller Base mi? Evet, o Bayağı komik. Joffrey'nin kılıçlarına verdiği isim Heart Eater gibi. gibi mesela değil mi? Heart Eater Evet. gibi. Komik bayağı. Bilmiyorum, bunu paylaşmak istedim. Bana çok komik geldi. Bir de Kylo Ren'le Imo diye dalga geçiyorlar ya. Neden öyle dalga geçiyorlar Kylo Ren'le? Sen sevmiyor musun Adam Driver'ı? Ha, ben Adam Driver'ı çok seviyorum. Ama oradaki karakterini böldürmeden Dün bir tane video izledim. saçları Star olsun, şey olsun. Starwars.com'un şeyin sitesinde de var video. Kamera arkası. İşte onlara soru cevap yapıyorlar şeyde, Star Wars oyuncularına. Orada işte Adam Driver'ı aslında günlük yaşantıda seni tanıyorlar mı vesaire falan, yanına geliyorlar mı diye soruyor. O da diyor ki Hawaii'de bir sefer yanıma geldiler. Bir adam böyle ufak ufak yanıma yaklaştı usulca ve bana şunu sordu. Pardon, siz Keanu Reeves misiniz diye sordu. Oydu diyor yani. Bir de evimde Cadılar Bayramı'nda evime çok çocuk geliyor diyor. Kylo Ren olduğum için zaten. Son bir sorum daha var. Başka var mı bilmiyorum. Yeni bir şey çıkacakmış. Işın kılıcı. Evet, doğru. Ve onu gördük mü hiç? Görmedik. Görmedik. Sürpriz. Sürpriz. Onu kim kullanacak? Rengi ne olur? Rey kullanacak bence. Kendi fikrim. Çünkü doğrudan bu gri cedalık meselesiyle ilişkilendirileceğini düşünüyorum bu yeni kılıcın. Çünkü Luke da daha önce kendi kılıcını yapmıştı. Kylo Ren'in de kılıcını kendi yaptığı aslında söyleniyor. Daha henüz tam olarak onu kesin olarak bilmiyor olsak da. Gri kılıç olacağı da tartışılıyor. Gri renkli olacağı. Ve beyaz kılıç da tartışılıyor Yani mesela. Ama beyazla bence griyi nasıl ayırt edebilirsin gri ki? kılıç olacak bence, Bence oraya çünkü mor yakışır mesela. mor kılıcı daha önce gördük. Kırmızı nerede gördüm? Mace Windu'nun, yani Samuel Jackson'ın kılıcı mor. Aa evet doğru. Mor Hatırladım. kılıç gördük daha önce. O yüzden Ama başka bir kılıç bence çıkacak. beyazla griye karışabilir. Başka bir şey olması lazım. Olabilir, bilmiyorum. Yeşil Siyah var mı? kılıçtan da bahsediliyor bu arada. Aa siyah Siyah ışın olabilir. kılıcından, o yüzden renkler havada uçuşuyor şu an. Yani Belki herkes bir şey siyahı söylüyor. Kylo Ren alır, kırmızıyı şey alır. Rey alır.
Bilmiyorum. Kylo Ren'in kılıcı şey bir tuhaf. Ki zaten aslında Ha, o bir şeyli değil mi ya? onunki böyle bir tuhaf Çatallı. çatallı bir yani şey gibi sanki. Bir şövalye kılıcı gibi falan bir duruyor. Doğru. Öyle bir kılıç gibi duruyor. Başka senin Sen merak bana ediyor musun filmi? filmi merak ediyorum. Ya izlerim. Force Awakens'ı beğenmiş Çünkü bir miydin? Star Wars fanına dönüştüm. Dönüştün mü? Evet, çok ölüyorum. Bütün filmde tekrar ölüyorsun gerçekten ölüyorsun. Ama yok, heyecanlandım. Force İzlerim. Awakens'ı beğenmiş miydin peki? Beğenmiştim. Beğenmiştim En diye çok sevdiğin hatırlıyorum. karakter kim? Buraya görüntüler atalım. Düşünüyorum. Finn'i galiba sevdim. Neden filmi sevdin peki? Bilmiyorum, komik gelmişti. Bir de o Rey ile ikisinin o yolculukları güzeldi bence. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Yani bu gerçekten şey bence. Film meselesinde şöyle bir mesele var. Ben bunu sana daha önce anlattım bilmiyorum ama. Benim kardeşim 11 yaşında. İlk Star Wars vizyona gittiğinde 9 yaşındaydı. Ya Force Awakens'tan bahsediyorum. Oyuncak almaya götürdüm onu. Finn oyuncağı almıyor. Ve oyuncakçı Finn oyuncağı dolu. Rey kalmamış. Poe Dameron var, Finn var ve Finn oyuncağı almıyor. Hiçbir çocuk Finn oyuncağı almıyor. Neden sevmiyorlar yani? Bir yandan bunu anlamaya çalışıyordum. Yani Belki çok önemli bir şey yapmadı diye falan mı? bayağı önemli. Poe Dameron'ı görmedik aslında. Doğru Evet, düz onu 10 hiç dakika görmedik falan gördük ama zaten. Poe Dameron'ı aldı gidip O mesela. belki böyle pilot falan diye daha çekici geliyordur. Belki evet Belki bu yani. filmde Finn'i galiba daha çok şeyler Daha çok yaparken göreceğiz. Böyle bir kullanacaklarmış. yanında biri Yeni daha olacak karakterler de var. gibi. Onları gördün mü? Şeyi gördüm, o garip yaratığı. Porg. Evet, Pog. Porgları. Bir de böyle kristal kurtlar. Kristal, tilki. Crystal Tilkiler. Foxlar. Peki yeni oyuncuları gördün mü? Bir tane de Asyalı bir oyuncu vardı Pin'in Evet. yanında. Calamari Trendy bir oyuncu. Rose Tico diye bir karakter oyuncu. Bir de Benicio del Toro var filmde. Evet, DJ yazıyor. DJ Gerçek yazıyor. anlamda DJ mi, yoksa böyle galaktik Ya ilk isimler haberler mi? geldiğinde şeydi. Aslında kötü adam oynayacağı söylenmişti ama ne olduğunu bilmiyoruz biz de. Fragmanlarda da görmedik bu arada aslında. Ama Öyle bir DJ durum. olarak karşına çıkarsa gerçek DJ. Yani o da saçma Belki. olurmuş. Saçma olurmuş gerçekten. Bu arada filmde Stormtrooper'ları içinde olan bayağı ünlü isim varmış. Bilmiyorum, hiç gördün mü? Mesela Tom Prens Benim Hardy ve duydum. Evet, Prenserim'in öyle bir. Onlar olduğunu set ziyareti söylüyorlar. yapmışlardı zaten. Şey daha önce kamera arkası videoları çıkmıştı. Ama Stormtrooper oynayacak mı oynayacak mı bilmiyorduk. Ama şimdi söyleniyor. Tom Tom Hardy de Hardy. varmış Tom galiba. Hardy var galiba. Geçen Ama sefer Daniel yazık Craig oluyor yani. vardı. Hiçbir şey göremiyoruz. Yani şimdi bana biri dese Stormtrooper ol ya da hatta fark etmez yani köşedeki taş ol dese ben de olurum. Yine de Sıkıntı olur yok yani. muyuz? Olurum tabii. Star Wars setindesin ve işte Ama aa bak keşke şu taş da izlerken benim içini falan. görebilsek. Hı? Biz içini görebilsek ünlülerin. Neden? Yani, Şey gibi aa, mesela aa içinde bu o Daniel Craig. varmış. Aa bu Evet, Tom Hardy. evet. Ama sesini duyuruyorlar zaten. Mesela Ne, Daniel Craig'de öyle yaptılar konuşmuyorsa? ya. Ya muhtemelen onun üzerine bir şey yazılmıştır. Öyle Hmm. söyleyeyim. Ki ilk filmde şey de vardı. Simon Pegg de vardı aslında. O da yaratıktı. Hatırlıyor musun? Rey'e böyle bir O şeyler veren şeylerde böyle değil tuhaf bir yaratık. miydi? Bir sürü yaratığın oldu Aynen ya. oradaydı. Başka sorun var mı Burak? Her Yok. sorunu cevaplayabilirim istersen. Emin misin? Hayır Hayır. bence değilsin. Tamam o zaman kapatalım bence. Kapatalım. Teşekkürler izlediğiniz için. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.